Merhaba dostlar. Bu videomda size aslında gerçek bir hikayeyi anlatacağım. Konusu biraz daha benim sevdiğim tarza yakın ve devamını getirmek istediğim bir serinin parçası. Hayatları boyunca birbirlerinden başka kimseyle konuşmayan ikizlerin büyük hikayesi. Dünyada geçmişten bugüne insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı ve insanları dehşete düşüren yaşanmış birçok olay var. Her nedense bu tarz paranormal olaylar herkesin bir hayli ilgisini çekiyor. Tabii ki buna ben de dahilim. Ben de buradan yola çıkarak ilginizi çekebileceğini düşündüğüm çok acayip bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Silent Twins, sessiz ikizler olarak tüm dünyaya ün salmış, hayatınızda görüp görebileceğiniz en tuhaf ikizlerin sizi hayrete düşürecek ve bugün bile gizemi çözülemeyen hikayesi. 1963 yılında Barbados'ta dünyaya gelen June ve Jennifer kardeşler tek yumurta ikizleridir. June ve Jennifer kardeşlerin anneleri ev hanımı, babaları ise Kraliyet Hava Kuvvetleri için çalışan bir teknisyen. Ve ikizler dünyaya geldikten sonra Gibbons ailesi Galler'e taşınıyor. Bu ikizler doğdukları andan itibaren etle tırnak gibi birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. O kadar ki kendi aralarında kimsenin anlayamadığı özel bir dil geliştiriyorlar ve bu dile de Cryptofasya ismini veriyorlar. İkizlerin arasında konuştuğu bu dili çevrelerindeki kimse anlamıyor. Taşındıktan sonra gittikleri okulda sadece kendilerinin siyahi olması nedeniyle dışlanmalarına sebep olunca da bu dil iyice kuvvetleniyor ve giderek daha anlaşılmaz bir hal alıyor. Bu da yetmezmiş gibi zamanla birbirlerinin verdiği anlık tepkileri bile taklit eder hale geliyor ve adeta birbirlerinin aynası oluyorlar. Giderek birbirlerine daha fazla bağlanan ikizler, en sonunda küçük kardeşleri Rose dışında hiç kimseyle konuşmamaya başlıyorlar. Bu tehlikeli gidişat yüzünden ikizler 14 yaşlarına geldiğinde terapistleri onları ayırma kararı alıyor ve ikisi de farklı yatılı okullara gönderiliyorlar. Ama ne çare, bu ayrılık bile onları başkalarıyla iletişim kurmaya itmediği gibi tekrar bir araya geldiklerinde birkaç yıl boyunca kendilerini bir odaya kapatıp orada herkesten ve her şeyden izole bir yaşam sürüyorlar. Hiçbir koşulda başkalarıyla iletişim kurmayan ikizler en sonunda bir karar alıyorlar. Eğer bir gün birimiz ölürse, diğerimiz normal bir hayat yaşayacak ve diğerleriyle konuşacak. Gibbons ikizleri kendilerini odaya kapattıkları dönemde pembe dizi tadında birçok öykü yazmışlar. Bu öyküleri bazen kardeşlerine sesli bir şekilde okudukları da olmuş. Zamanla bu işi ciddiye alan ikizler, Posta ile çalışan bir yaratıcı yazarlık kursuna da katılıyorlar ve çeşitli romanlar yazıyorlar. Yazdıkları roman ve öykülerdeki korkutucu detaysa karakterlerin oldukça tuhaf olan davranışları ve suça yatkınlıkları. Sonrasında bu romanları dergilerde bastırmak istiyorlar. Ama bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu garip ikizlerin